Nalet Bebe'yle Geldi Anlat bölümüne başlıyoruz. Hayatındaki ilk kırılma noktası ne zaman ve hangi olayla yaşandı? Kıl dönmesi ameliyat oldum ben kalçada. İlk kırılma nokta mı durmuyorsa da? Ne gibi bir kırılma noktası oldu? Bir rahatlama. Evet, hayata karşı bir rahatlama geldi. Hiçbir arkadaşlık sitesine veya bir aplikasyonuna üye oldun mu eş bulmak için? Eş bulmak için değil de bu zamanda bu Facebook'lar falan filan yokken Yonca vardı. Yonca. Ya, Yonca'yı olduk. Gençliğin gözyaşıdır o Yonca. Peki fenomenliğini, ününü kullanarak hallettiğin işler oluyor mu? Oluyor tabii. Neler yapıyorsun? Ya oluyor tabii derken ister istemez çevren genişliyor. Evet. Bir şeye ulaşacağın zaman araya birini soruyorsun. Abi bu nedir ne değildir diyorsun. O seni direkt kaynağına yönlendiriyor. Evet. Ya o şekilde yani böyle şey değil yani böyle abartı ukala şekilde kullanmıyoruz yani. Sadece işi kolaylaştırmak adına. Aynen. Sosyal medyada fake hesabın var mı? Benim bir tane var kendimi. Tek kendim varım ama. Oraya şey yapıyorum mesela. O hesabını da kimse bilmiyor bu arada. Hı hı. Oradan kimseyle de konuşmuyorum. Orada sadece story atıyorum kendi kendime günlük. Niye? Söylemek istediklerimi oraya söylüyorum. Peki orada bir takipçi kitlen var kimse mı? Kimse yok, kapalı kimse hesap. Yok. Tek sıfır. Yani bir günlük olarak. Açıyorum mesela. Açıyorum 15 tane küfür ediyorum mesela. Bir deşarj olma yöntemi. Deşarj ediyorum mesela. Bir gündemle ilgili bir konu var. Açıyorum orada konuşuyorum mesela. Sanki birileri dinliyormuş gibi. Alıştık ya mesela story atmaya. Oraya atıyorum yani. Bu hesaptan birilerini stalkluyor musun? Yoksa sadece deşarj olmak için mi kullanıyorsun? Ya o hesabım öyle çok şeyim. Şey kafasında bir adam değilim ya. Öyle stoklama falan filan. Genelde bir şey yapacaksam onu stoklarım. Mesela atıyorum. Arabaya şey taktıracağım. Arkasında spoiler taktım. Spoilerlere bakarım falan filan. Yani merak ettiğin şey karşı cinsi stokluyorsam öyle bir durumum yok. Kendi hesabından yanlışlıkla like ettiğin biri oldu mu? Yanlışlıkla like ettim de yanlışlıkla takip ettiğim oluyor. Bu bildirimler geliyor ya mesela. Bildirimlere bakarken şöyle kaydırırken tık tık mesela takip ettiğim oluyor. Onu da bir zaman sonra görüyorum. Lan diyorum bu kim ya? Sonra çıkarıyorum. O da ne kadar sevimli. Bilmiyorum yani. Dinlediğin ama başkalarına söylemekten utandığın bir şarkı var mı? Yok. Dinlerim ya. Kürtçe şarkı falan da dinlerim ben. Ama utanmam yani. Arabamda dinlerim. Ben müziğin evrensel olduğunu düşünüyorum. Yani müziğin tınısı. Ben mesela hayatta müziksiz yaşayamam. Ama utandığım bir durum yok. Depresyona girer misin? Girerim. Girince ne yaparsın? Çıkarım geri. Girip bir çıkarım. Hemen gelip çıkarım. Böyle uyur musun, yemeğe mi verirsin kendini, yatar mısın? Yani yemeği verdiğim aşikar. Ömrünün sonuna kadar bıkmadan dinleyeceğin bir şarkı var mı? Müzikle de bu kadar haşır neşir bir insansın. Çok var. Türkü. Çok türkü manyağıyım. İnanılmaz türküler dinliyorum. Ömrünün sonuna kadar dinleyeceğim türkülerim var ya. Böyle ilk aklına gelen... Gerizlerbaşı. Sana söylenen hangi hitap şekli en çok hoşuna gidiyor ve kim tarafından söyleniyor? Kardeşim King der bana mesela. Hoşuma gidiyor. Hayat motton nedir? Hayat felsefem. Tek bir cümleyle açıklamak gerekir. Tek bir cümleyle açıklayamam. Yiyelim, içelim, gezelim. Kimse umumuzda olmasın. Kendimize bakalım. Hayatımızı yaşayalım. Aynen. Peki günün her saati yapabilirim dediğin bir spor var mı? Yok. Spor yapar mısın? Yok. Tarihte bulunmak, şahitlik etmek istediğin bir zaman dilimi var mı? Var. Hangi dilim? Atatürk'ün zamanında olmak isterdim ya. Ya bu kuruluş dönemi, o Kurtuluş Savaşı dönemleri falan değil. O dönemler çok zor ve acı. Yani o dönemleri yüreğim kaldırmayabilir yani o şeyi falan ama sonrasında o meclisin açılması falan filan. Atatürk'ün yanında olmak isterdim ya. Tanımak isterdim. Ya tanımak isterdim. Yanında mesela deser ki ne istiyorsun? Mesela Atatürk dönemine gidip Atatürk'ü izlemek isterdim şöyle yakından. Çok ciddi bir anda, ortamda çok saçma bir şey yaptığın söylediğin oldu mu? Çok olur canım. Ama gülerler genelde. Bugün Nalet Bebe konuğumuzdu. Çok teşekkür ediyoruz kendisine ve yeni projelerinde başarılar diliyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum bu güzel akıcı röportaj için, muhabbet için. Hepimizin yolu açık olsun. İnşallah. Görüşmek üzere.